an dosyadaki 17 kişinin hakkında gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılarak bu dosyanın da bizim dosyamıza eklenmesi ve eksik olan bu iddianamenin, iddianamedeki boşlukların tamamlanarak, doldurularak yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması ve yargılamanın hızlı bir şekilde yapılması. Hedefimizde sadece suçlular var. Sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz bulunmamaktadır. Efendim, 1,5 yıl sonra ilk duruşma gerçekleşecek. Bu eksikliklere dikkat çekiyorsunuz. Sizin bugünkü duruşmada beklentiniz ve talebiniz bu 17 kişiyi de dahil edilmesiyle ilgili. Evet. Evet, bu 17 kişinin dosyasının dediğim gibi birleştirilmesi, bizim dilekçeler verdik, eksik deliller var, bu hala gelmeyen deliller var dosyaya eklenmeyen. Bu delillerin hızlı bir şekilde dosyaya eklenmesi, eksiklerin tamamlanması, hala bazı arkadaşlarımızın ifadeleri eklenmedi. Bu ifadelerin hızlı bir şekilde eklenmesi, dosyanın tamamlanması, iddianamedeki boşlukların doldurularak tamamlanması ve hızlı bir şekilde yargılanmanın devamını istiyoruz. İleteceğim. Şimdi mahkemede bunun hepsini dile getireceğim. Efendim, bir Mersin olayı var. Sayın Sinan Ateş'in orada bazı ticaretlerle ilgili topladığı bilgileri istihbarata bildirdiği yönünde iddialar vardı. Evet. Siz de bu konuyu gündeme getirecek misiniz? Şimdi bahsettiğiniz konumunda? Şey iddialardan ibaret. Ben elimdeki somut delillere, bilgi ve belgelere dayanarak konuştum hep bugüne kadar. Bugünden sonra da öyle konuşacağım. Eğer bir gün o konuyla alakalı somut bir bilgi ve belge elimize ulaşırsa, o gün onunla alakalı da yorumumu, söyleyeceğim şeyleri söylerim. Ama şu an için böyle bir şey mevcut değil. Ancak Mersin olayı tabii ki de bizim olayımızın öncüsü. Oradan başlayarak onun da değerlendirilerek, oradaki ifadelerin de, gerekli ifadelerin de alınarak dosyaya konulması ve hep birlikte işlem görmesi gerektiğini ben bugün Sayın Mahkeme Heyetine ileteceğim. Bu süreçte tehdit edildiğinizi sıkça dile getirdiniz. Bugün yoğun güvenlik önlemleri var. Sizin yanınızda da yine korumaları görüyoruz. Evet, bu korumalarınız uzun süredir var mı efendim? Evet, uzun süredir var. Yaklaşık 1,5 ay oldu sanırım koruma talebinde bulunan. Tam tarih aklımda değil ama uzun süredir korumalarım var. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaşıyorum. Normal bir hayat yaşamıyorum. Evde kızlarımla akşama kadar, çok gerekli haller dışında dışarıya çıkmadan, onların yaşaması, bazılarının hala yaşamadığı ancak yaşaması gereken cezaevi hayatını maalesef bize layık gördüler. Ne diyeyim? Utansınlar yani. Efendim, Özgür Özel ve Musahat Dervişoğlu da olmak üzere 4 tane başkanı bunu yakından takip etmesi bekleniyor. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Sağ olsunlar siyasetçiler, siyasi parti genel başkanları ve onların arkasındaki kamuoyu da bizi yalnız bırakmadı, tıpkı sizler gibi. Bu milletin akıl ve vicdan sahibi her bir ferdi bizim yanımızda. Hepsine de, sizlere de, basın huzurunda, sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Gel şurada yazayım. 30 tane direkt.